Namaz kılmamanın dindeki hükmü nedir? Kim ne hüküm verirse versin, hüküm Allah'ındır. Onun hükmü dışında kim ne hüküm verirse versin, o hüküm batıl bir hükümdür. Mezheplere baktığımızda her biri namaz kılmayanların cezası, kimisi ölümdür diyebilir, kimisi hapistir diyebilir. Hatta hapsedilmesi gerekir. Eğer tevbe ederse serbest bırakmak gerekir. Tevbe etmezse cezası ölümdür. Yetmez. Hatta onun namazının da kılınmaması gerekir. Hatta onun gömülmemesi gerekir. Bir leş gibi çöplüğe atılması gerekir diyenler vardır. Her biri bir şey söylüyor. Kim ne demiş? Değil. Allah ne demiş? Ona bakıyoruz. Namaz kılmamanın cezası tıpkı zahiri olarak Allah rızkı veriyor kulun. Bu rızkı ye demiştir. İbadetleri böyle anlamak gerekir. Allah her neyi emretmişse o mutlak hayır, mutlak rahmettir, mutlak nurdur. Allah'a yakınlıktır o. Kul ondan kaçtıysa, onu almadıysa, onu yapmadıysa yani. Bu durumda cezayı kendi kendine vermiş oldu zaten. Kendisi kendini cezalandırdı. Yemek önünde yemiyor, su önünde içmiyor. Kendine ceza vermiş. Onun ayrıca bir cezasının olması gerekir mi? Hayır. Eğer bir cezası olsaydı Allah onu buyururdu. Kim namaz kılmazsa ya da alimlerimizin söylediği gibi kim bir vakit namaz kılmazsa 70 sene kızgın sacın üzerinde namaz kılacakmış. Öyle olsaydı Allah bunu buyurmaz mıydı? Allah miraca davet ediyor. Huzura davet ediyor. Gel sohbetini benimle yap. Sen benim kulumsun. Derdini bana anlat. Halini bana anlat. Kulluğunu bana anlat. Beni nasıl tesbih ettiğini, bana nasıl hamd ettiğini bana anlat. Sırat-ı müstakimde yürüdüğünü, koştuğunu, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olduğunu ikrar et. Kendi kendine hatırlat. Eğer böyle değilse böyle yap. Deyip davet ediyor kendini. Davete icabet etmedi. Zaten kaybetti. Zaten gönlü cehenneme döndü. Onun ayrıca bir cezası olsaydı Allah söylerdi. Söylememişse bizim kendi kendimize böyle ceza üretmemiz doğru değildir. Hangi alim, hangi mezhep ne derse demiş olsun Allah'ın ne dediğine bakacağız. Bu konuda ceza veririm dedi mi? Hayır. O kendine cezayı vermiş. O kendini Allah'tan mahrum bırakmış. Dolayısıyla onun cezası ne olmuş olur? Allah'tan mahrum olanın cezası ebedi cehennemdir. Onun için cehenneme gidenlere cehennemin kapısındaki bekçiler sorar. Sizi buraya getiren şey nedir? Her biri ayrı ayrı söylüyor. Biri diyor, biz Allah'ın Resulüne iman etmedik. Onu dinlemedik. Allah'ın vahyini dinlemedik. Aklımızı kullanmadık. Başka birileri, biz namaz kılanlardan değildik. Dalanlarla, batıra dalanlarla beraber dalıyorduk. Namaz kılmayınca batıra dalıyormuşsun. Dalanlarla beraber dalıyormuşsun. Nereye dalıyorsun? Hayal alemine dalıyorsun. Şeytanın verdiği vesveseye dalıyorsun. Cehenneme dalıyorsun. Nefsin arzularına, isteklerine dalıyorsun. Eğer Allah davet ettiyse, o davete icabet etmemek düşünülemez. Zaten bütünüyle yanlış. Yoksa böyle bir cezayı düşünmek doğru değildir. Dünyalık, zahiri bir ceza düşünmek doğru değildir. Böyle bir cezayı söylemedi Allah ama karşılığında ebedi cehennem dedi. Ama namaz kılarsanız ne olur? Onu söylüyor. Namaz sizi bütün aşırılıklardan alıkoyar. Haddini aşmaktan alıkoyar. Rabbine karşı saygısızlık yapmaktan alıkoyar. Kendine karşı saygısızlık yapmaktan, kim olduğunu unutmaktan alıkoyar. Dünyaya dalıp ahireti unutmaktan alıkoyar. Kulluktan alıkoyar. Kulluk yapmamaktan alıkoyar. Her türlü aşırılıktan, yanlıştan alıkoyar. Neden? Günde 5 sefer Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Bir dahaki vakitte tekrar huzura çıkıp halini arz edeceksin.
Ben senin kulunum. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsun. Nimet verdiğin kullarla beraber sana geliyorum diyorsun. Gitmiyorsan yalan söylüyorsun. Söyleyemezsin öyle. Fatiha'yı okuyamazsın. Herkes Fatiha'yı okurken öyle laf olsun diye de kelimeleri söyleyerek okuduğunu zannetmemelidir. Söyledikleri doğru müdür? Doğru değil midir? Gerçekten alemlerin Rabbine hamd ediyor mu, etmiyor mu? Rabbini övüyor mu, övmüyor mu? Rabbini Rahman ve Rahim olarak biliyor mu, bilmiyor mu? İman etmiş mi, etmemiş mi? Rahmetine şehadet ediyor mu, etmiyor mu? Allah'ı mülkün maliki ve meliki olarak kabul ediyor mu? Her kıyamet gününde, din gününde hesap vereceğinin hesabını yapıyor mu, yapmıyor mu? Ciddiye alıyor mu, almıyor mu? Sadece sana abd oluyoruz ve seni istiyoruz derken doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Sadece onun abdi midir? Onu mu seviyor? Onun sevgisini isteyip sevdiği gibi yapmaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buna beraber bir ve beraber olmuşlar mı? Kardeş olmuşlar mı? Onlarla beraber midirler? Yoksa ben bu işi tek başıma mı yapıyorum diyor. Çünkü biz hep beraber sana abd oluyoruz ve seni istiyoruz diyor. Buna beraber buna davet ediyor mu, etmiyor mu? Sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber çabasını, gayretini sarf ediyor mu, etmiyor mu? Onların kazandığı gibi kazanmaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Yoksa gazaba uğrayanlarla beraber midir? Delalette kalanlarla beraber midir? Böyle değilse gazaba uğrar, delalette kalır. Günde 5 sefer, 20 sünnetlerle beraber 40 sefer bunu tekrar ediyor. Sadece farzlarda 20 sefer bunu tekrar ettiriyor Allah. Yani nedir bu? Her huzura çıktığında Allah ile ahitleşiyorsun. Vaadde bulunuyorsun. Ben ahdimi bozmadım. Sana verdiğim sözü yerine getiriyorum. Ben senin kulunum. Sana hamd ediyorum. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Sen benim Malikimsin, Melikimsin. Sahibimsin. Beni hesaba çekensin. Sırat-ı müstakimde evet, sana geliyoruz. Sana koşuyoruz. Derdimiz senin rızandır. Derdimiz ebedi hayatımızdır. Derdimiz huzurunda mahcup olmamaktır. Delalette olanlarla beraber olmuyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. Yolumu kaybetmedim. Yolundayım. Gönderdiğin Resul'ün, sahabesinin yolunda, sırat-ı müstakimde sana geliyorum diyorsun. Eğer böyle değilse, bütün sözde söylediklerimiz yalan. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda Allah'a yalan söylüyoruz demektir. Böyleyse zaten namaz kılamıyorsun. İstesen de kılamıyorsun çünkü. Allah o haliyle bir sefer huzuru alır, iki sefer alır, beş sefer alır. Sana kulum yalan söyleme. Gelme huzuruma der, bu sen namaz kılamazsın. Bu haliyle gelme. İman et önce, iman et. Ne söyledi, ağzından çıkanı kulağın duysun bir kere. Bir kere ne söylediğini bilerek söyle, anlayarak söyle. Namaz kılmayanlar da böyle anlasın. Kendini düzeltsin, tövbe etsin, Rabbine dönsün. Rabbini tercih etsin, Rabbine verdiği sözü unutmasın. Huzura çıkıp ahdini her gün 5 sefer tazeliyorsun. Tazele diyor ahdini. Zaten kılmadı mı git, işi bitmiş zaten. Bir de dünyada hangi cezayı veriyorsun? Ne cezası? Hapsedeceksin diyor. Tövbe ederse serbest kalır. 3 gün tövbe etmezse ondan sonra cezayı vereceksin, ölüm cezası. Hadi tövbe etti. Sen hapsettin onu, o tövbe etti, namaz kılacağım dedi. Hatta abdest alıp namaz kıldı. O şimdi namaz kılmış oldu mu? Yok, münafık oldu. Namazı Allah için değil, senin için. Korkudan kılıyor. Sen ona ceza vermiyorsun diye kılıyor. Şimdi namaz kılmış oldu mu? Böyle bir namaz olur mu? Hazreti Ömer'in kaç hanımı vardı? Kaç yaşındaydı? Diğer soru neydi? Dinde eş almanın sınırı kaçtır demiş efendim. Eş almanın sınırını Allah koymuştur. Birer, ikişer, üçer, dörder demiştir. Dörde kadar alabildik bir ölçü. Allah bir ölçüyü koyduysa o ne söylediğini biliyor. Yaratan, yarattığını bilmez mi?
Farz edin ki mesela savaş olur, yaratan odur. Ya da erkekler azaldı, kadın çoğaldı. Ne olacak? Diyelim ki iki müslü oldu. Kadınların yarısı bekar kalmış oldu. Bu izni Allah vermişse bir hikmeti vardır, bir muradi vardır. Bununla beraber bu dünya hayatına ebedi hayat muamelesi yapmak yanlıştır. Öyle görüp anlamak yanlıştır. O yaratmış, o ne söylediğini biliyor, kime söylediğini biliyor. Yani biz kendi kendimize böyle o zahire bakıp hüküm veremeyiz. O hükmü böyle vermişse hak olur, doğru olur. Bununla beraber Hazreti Ömer'in kaç eşi vardı? Dördü aşmamıştır. Hiçbir zaman. Eğer bu konuda soru soruluyorsa. Asıl mesele bu değildir yalnız. Asıl mesele neyi öğrenmemiz, neyi anlamamız gerektiğini önce bilmemiz gerekir. Neyi öğrenip anlamamız gerekir? Bize gerekli olan. Olmazsa olmaz olanı öğrenmemiz lazım. Yani öyle bir şey öğrenmen lazım ki o sana fayda versin. O sana kazandırsın. Hazreti Ömer'in kaç yaşı olduğunu, kaç yaşında olduğunu öğrenince bize bir fayda veriyor mu? Hayır. Öğrenmemiz gereken şey nedir? Anlamamız gereken şey nedir? Kardeşlerimizin soru sorarken buna dikkat etmeleri gerekir. Söyledim, zahiri olarak bilmemiz gerekenleri, Allah'ın emirlerini, hükümlerini, ibadetleri, bir namaz hocası aldığımızda zaten bütün emirler oradadır. Bir günde hepsini bir çocuk bile ezberler. Bunu biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Yani bunu böyle ilim diye, marifet diye, hikmet diye bize öğretmeleri sanki yani alay eder gibidir. Aklıyla alay eder. Çocuk yani insana çocuk muamelesi yapıyor. İnsan bu değildir. İnsanın öğrenmesi gereken bu değildir. Yaratılışın gayesi nedir? Önce onu bir anlat. Yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaksa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dediyse Allah, ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abd olsun diye yarattım dediyse, abdiyeti anlatman lazım. İbadeti değil, abdiyeti. İbadeti bir günde öğrenirsin hepsini. Namazı, orucu, hacı, zekatı, iyiliği, ihsani, ikrami, infakı, hepsini öğrenirsin. Bilirsin onu hepsini. Bir çocuk bile anlar. Ama Rabbini tanımak başka bir şeydir. Kendini tanımak başka bir şeydir. Abdolmayı bilip, öğrenip abdolmak başka bir şeydir. İlim gerektiren budur. Marifet gerektiren budur. Hikmet gerektiren budur. Onun için kardeşlerimizin sorularının böyle olması lazım. Bize sorarken, bana Rabbimi tanıt demesi gerekir. Alemlerin Rabbini tanıt. Onu tanımak istiyorum. Beni yaratan Rabbimi tanımak istiyorum. Benden abdiyet isteyen Rabbimi tanımak istiyor, ona abdolmak istiyorum. Nasıl abdolmam gerekir? Ben Rabbime abdolmuş muyum, olmamış mıyım? Abdolunca neyi kazanırım? Abdolunca neyi tadarım? Nasıl bir hal alırım? Onu sorması gerekir. İmanı sorması gerekir. İman inanmak mıdır, yoksa sevmek midir? İnanan mümin midir? İman etmiş midir? Eğer inanan müminse, iman etmişse, iblis Allah ile konuştu. Allah onunla konuştu. Ama Allah ona kafir dedi. Niye? Allah'a itiraz ettiği için. Huzurunda ben bilirim, ben hayırlıyım dediği için. Onun için Hallaç dar ağacına çekilirken İblis ona soruyor. Ben diyor, enel hayr dedim, ben hayırlıyım dedim, Adem'den daha hayırlıyım dedim. Allah beni lanetledi. Sen enel hak dedin, ama Allah sana yakınlığını ikram etti. Senin söylediğin benimkinden daha büyük. Ne dedi Hallaç? Sen enel hak deyince, enel hayır deyince,
Nefsini nefs ortaya koyup onu nefsim de söyledim. Ben enel hak deyince onu Allah ile söyledim. Allah için söyledim onu. Hak olan Allah'tır dedim. Ama sen nefsinle söyledin, ben hayırlıyım dedin. Onun için kaybettin. Nerede kaybedip, nerede kazanacağımızı bilmemiz gerekir, öğrenmemiz gerekir. Bununla beraber kardeşlerimizin, ben Rabbime nasıl giderim, nasıl yakın olurum, nasıl dost olurum? Benim eksiğim nerede, yanlışım nerede diye sorması lazım. Hangi fikrim yanlış, hangi düşüncem yanlış, hangi fikrim, düşüncem Allah'ın vahyine uymuyor? Hangi halim, hangi ahlakım Resulünün ahlakına uymuyor? Nerede gaflete düşüyorum? Nerede kendimi kaybediyorum? Nerede Rabbimi unutuyorum? Deyip sorması gerekir. Tabi sorunun öyle sıradan bir soru olmaması gerekir. İçinde dert olan soruyu sorması gerekir. Dert olan soru. Derdimiz Allah olunca onun rızasını dert ediniriz. Yakınlığını dert edinir, dostluğunu dert ediniriz. Yani kulları dert edinmeyi bir kere bırakalım. Bu kere bunu unutalım bir kere. Rabbimizin rızasını dert edinelim. Yakınlığını, dostluğunu, cemalini dert edinelim. Kim ne yapmış, nasıl yapmış, ne söylemiş? Hayır. Allah ne yapıyor? Allah ne söylemiş? Allah benden ne istiyor? Allah bana nasıl muamelede bulunuyor? Buraya bakmamız gerekir. Yoksa imanı tadamayız. Kulluğu tadamayız. Allah'a yakınlığın, kulluğun kokusunu bile alamayız. Onun için Allah'ı bilmeyenler, kendini bilgili zannedenler, alim zannedenler, böyle alim minberinde konuşanlar, vaaz kürsüsünde konuşanlar, bununla beraber şeyhlik postuna oturmuş, bakıyorsun, kara cahil, Rabbinden cahil, Rabbini bilmiyor, muradını bilmiyor, kulunu anlamamış. Ben biliyorum diyor, kim benim dışımda eğer bir şey söylerse bu yanlıştır. Bir şey, kulü bir şey söylemiş, İçtihat etmiş. Farz et ki yanlış anlamış olsun. Hemen diyor kafir oldu, münafık oldu, yanlış yaptı, yoldan çıktı. Ehl-i sünnet yolundan ayrıldı. Bu ehl-i sünnet değil. Sen sünneti nereden biliyorsun? Sünnet demek ne demektir? Allah Resulü'nün adeti demektir. Onun adeti, onun ahlakı, onun kulluğu, işi Kur'an'dır. Allah'ın vahyidir. Edepten yoksun, marifetten yoksun, hikmetten yoksun, sadece böyle zahiri bilgiye göre kendini dinin sahibi zannedip konuşuyor. Edep gerekiyor, edep. Allah'a karşı edep, kullarına karşı edep. Allah herkesi kendisine verdikleriyle hesaba çeker. Herkes kendine göre Rabbini biliyor. Allah'a, Resulüne iman etmiş. Müminler için söylüyorum bunu. Sana düşen hakikati olduğu gibi ortaya koymak, birilerini hesaba çekip cennete, cehenneme göndermek değildir. Onlar hakkında hüküm vermek değildir. Hüküm vermek bir tek Allah'a aittir. Hüküm verip şirke düşmemektir. Hakkında hüküm verdiğin, ya Allah'ın sevdiği bir kulsa, senin işin bitti, sen Allah'a ters düştün. Allah'a ters düşmek istemiyorsan, hüküm verme, hüküm Allah'ındır. Sadece sana düşen Allah'ın hükmünü anlatmaktır, ortaya koymaktır. İnsanları hesaba çekip, şu kafirdir, şu münafıktır, şu zındıktır, şu yoldan çıkmış, şu ehli sünnet değildir, şu şöyledir, bu böyledir demek değildir. Yani kendinize böyle zulmetmeyin. Kardeşlerimiz sorarken söyledim. Alemlerin Rabbinden başka bir şey bilmiyoruz. Onun için sorarken bir şeyi öğrenmek, anlamak istiyorsak bu Rabbimiz olmalıdır. Rabbimizin emri, hükmü olmalıdır.
Buna beraber Rabbimizin el-ef'arul husnası işleri olmalıdır. İşi nasıl yapıyor? Yaptığı işte onun hikmeti nedir? Onun muradı nedir? Bir işi yaparken onun muradını anlayabilmek için soru sormalıdır, sorulmalıdır. Yoksa bunun dışında her ne varsa hepsi bunlar içindir. Bunu anlamak içindir. Rabbimizi tanımak içindir. Tanıyıp ona aşık olmak içindir. Aşık olup maşukumuza kavuşmak için yolu yürümek içindir. İmanımızı artırıp kemale erdirmek içindir. Yoksa bilgi kuru bir yüktür. Eğer o imana, ahlaka, amele dönüşmediyse kitap yüklü merkep gibi olur.